Akşam olacak fakat öncesinde sponsorumuz Misti'den sizlere güzel haberlerim var. Bu karşılaşmaya Misti'de süper oranlarla oynayanlar Türkiye'nin en yüksek oranlarıyla oynadılar ve daha fazla kazanç sağladılar. Eğer bu karşılaşmayı kaçırdıysanız üzülmeyin ve hemen Misti'ye üye olup siz de bu heyecana ortak olun. Üstelik Misti'ye üye olan herkese koşulsuz şartsız 50 TL hediye. Sky Spor ekranından mutlu akşamlar. Fenerbahçe kendi evinde Sivas Spor'u 4-1 mağlup etti ve liderlik koltuğunu geri teslim aldı Galatasaray'dan diyelim. Ve hemen yorumcularımızla birlikte bu akşamki geceyi karşılaşmayı değerlendirmeye başlayalım. Ama öncesinde Sky Spor'a abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Erman abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Batuhan hoş geldin. Hoş buldum. Hemen bir kısa bir maç değerlendirmesi alayım, ardından sorularım olacak. Erman abi senle başlayalım. Benle başlayalım. Bir oyuncu çok oyuncu mudur? Çok oyuncu. Bazen bir oyuncu çok oyuncudur. Fenerbahçe'de Fred ilk 11'e döndüğü andan itibaren Szymański'nin, Tadic'in ve İrfancı'nın yapması gerekenden fazlasını yapmasına hiç gerek kalmadı. Kendi işlerine geri döndüler. Bugün yani yemin ederim eşlerinden çok herhalde Fred'in yolunu gözlüyorlardır. Çünkü o döndüğü andan itibaren çok daha rahat işler yaptılar. Herkes forvet attığında gol buldu. Evet. Maçın yıldızı bana göre Tadic. Çünkü ilk goller çok değerlidir böyle maçlarda Hakan. Ve o ilk golde öyle bir asist yaptı ki Szymański'ye. Yani bugün sağ içi liderliğini hakkıyla yapmış oyuncu. Bence Tadic oldu. Fenerbahçe'nin stoper kalitesiyle diğer pozisyonlar arasındaki kalitesinin seviye farkı çok yüksek. Yani Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi gibi bir takımı olsa bile stoper kalitesi TFF birinci lig takımı gibi. O yüzden Samet ve Osterwold şunu söylettiriyor bize. Fenerbahçe her takımdan gol yiyebilir ama Fenerbahçe her takıma birden fazla da gol atabilir. Değerli izleyenlerimiz sizlere bir anket sorusu sorduk. Fenerbahçe'de bu akşam maçın yıldızı kimdi? Dzeko, İrfancan, Szymański ve Fred oylamaya katılabilirsiniz YouTube kanalımız üzerinden. Batuhan sen nasıl değerlendireceksin karşılaşmayı? Abi. Fenerbahçe'den Fenerbahçeli yani Fred'li Fenerbahçe, Fred'siz Fenerbahçe olarak ikiye ayrılıyor. Zaten her mecrada da bunu devamlı söylüyoruz, dile getiriyoruz ama bir takımın gerçekten beyni tamamen orta sahasıdır abi. Eğer ki merkezin sağlam olursa, dönen topları alırsa, efendime söyleyeyim rakibin kontra ataklarını keserse, ani hücumlarında araya girerse ortaya böyle maçlar çıkıyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim öncelikle. Ben Sivas Spor'u eski özünden, efendime söyleyip inatçı kimliğinden biraz çok uzak gördüm. Yani Sivas Spor'u hiç beğenmedim. Ben de oynadım uzun yıllar demeyeyim de hani bir sene, bir buçuk sene yakın futbol oynadım. Orada amirli takıma gitme şeyinde bulundum ama eski Sivas Spor'dan hiçbir eser yok. Anlamadım ama tabii ki ilerleyen dakikalarda illaki oraya geliriz. Bu arada bir penaltı pozisyonu var herhalde. Şimdi zaten izleyicilerimiz onu sormuşlar. Ankete neden hakemi koymadınız diye. Ankete Tadic koymadık. Bence maç yıldızı Tadic'ti. Bence de. Benim aynı düşünen izleyicilerimiz yazabilirler Tadic diye. Tabii ki de Tadic. Şimdi hakem Bahattin, Bahattin doğru söylüyorum değil mi? Bahattin Şimşek. Bahattin Şimşek demin Beşiktaş eski yöneticisi selam olsun Bahattin. Omurgası olmayan, ne karar verdiğini bilmeyen, tamamen hakemlikten uzak, titrek mi titrek, korkak mı korkak hakemlerimizden bir tanesi Bahattin Şimşek. Hatta yani bu başı bile çekiyor olabilir.
Neden? Şimdi Haris'in sarı kartında aynı pozisyonu Sivasspor'la oyuncuya sarı kartı gösteriyor. Penaltı pozisyonuna girmeden önce şunu söyleyeceğim. Haris'in pozisyonunda çok rahat bir şekilde elini sarı karta götürüyorsun ama 2 dakika, 3 dakika sonra 61. dakikada Ceko'nun rakibinin ayağına çok net bir şekilde bastığı sarı kartı 30 santimden veremiyorsun. Niye? Korkaksın çünkü. Korkaksın. Çok rezil bir hakem. Nereden biliyorum? Kendimden biliyorum. Ben de Sakaryaspor'da oynarken 2 tane sarı kart olmayan alakasız pozisyondan atmıştı. Ama bakıyorum hala o günden bugüne hiçbir şey değişmemiş. Hala rezilsin ve rezil kalacaksın. Hakemlerle ilgili biliyorsun bir röportaj yaptık. Evet, bu arada. Ya orada Serkan'ın bugün girdi. Serkan'ın anlattıklarına bakınca tabii bunun bir de kamera arkası var. Onları tabii ondan izinsiz anlatamam ama Türkiye'de hakemler Süper Lig hakemi olmak için ne kadar eğitim alıyor, ne kadar almıyor, o kadar çok tartışılır ki. Bugün Bahattin Şimşek'in, bakın şu hatayı yapmayın, bana göre de pozisyon penaltı. Ha, Fenerbahçe yine de kazanır mıydı? O başka bir şey. Ama sen adamların penaltısını ver. Osayi'nin pozisyonunda topun hangi oyuncuya dokunduğu çok önemli değil. Osayi'nin oyun hızlı oynanırken adama gelişi bence penaltı. Hani belki görüntüyü ağırlaştırdığınız zaman daha masum gibi gözüküyor. Ama pozisyon bence net penaltı. Ama yine de yorumu açıktır, var girmedi ya da girdi dedi ki evet penaltı değil dedi. Yorumu açık olduğu için itirazım yok ama bana göre penaltı. Ya verseydim Fenerbahçe yine kazanırdı. Ona çok itirazım yok. Fred varsa Fenerbahçe 7'inden fazlasını atabilir zaten. Yani şimdi Hakan'cığım bazı maçlarda da şöyle bir şeyler gerekir. Sonuç olarak Fenerbahçe bir krizli maçtan çıktı. Doğru mu? Aynen. Yani 6 tane yemiş bir takım bugün kendi evine, altının üstüne kendi evinde Sivasspor'la bir mücadeleye çıkıyor. Sonuç olarak burada Fenerbahçe'nin verdiği direnç, oynadığı futbol bence gerçekten bu 6 yiyen bir takıma göre gayet güzel, özgüvenli, kendinden emin, efendime söyleyeyim oyuncuların kendine inanması, hocaların da oyunculara inanmasından bence güzel bir futbol çıktı. Yani nasıl söyleyeyim, tam kelimeyi kuramadım ama bence bu tür maçlar çok zor olur. Biz de oynadık. Ben 8 yedim. Sen hiç yememişsiniz 8. Yok. Ben yedim. Allah kahretmesin ki. Hani ertesi hafta maça çıkarken birçok arkadaşımızın ayakları tabii ki titriyordu. Yani kolay şeyler değil Erman abi. 6-1 mahalle takımı. Ama şunu söyleyeyim. Mesela İsmail Hoca Fenerbahçe takımının %80'i %90'ı sahadayken, sakat değilken iyi hoca. Fakat kriz anında yönetmesi biraz sıkıntılı. Örnek veriyorum. Bugün Osterwolde stoper. Neden Osterwolde'yi deplasmandaki Avrupa Kupası maçında sola attım mesela? İkinci golden sonra da çok belliydi ki öyle olmayacaktı. Yani Fenerbahçe'de radikal değişiklikler yapacak ve krizi yönetecek bir teknik direktör gibi gözükmüyor İsmail Hoca. Ha, işler iyi giderken Fred falan sahadayken hocalığında bir sıkıntı yok. Zaten onu herkes yönetebilir. Adama gelişi penaltı dedim. Bazıları demiş ki adama gelişi penaltı ne biçim yorum? Abi, bak şimdi. Bak arkadaşlar, topa dokundu dokunmadı zaten net belli değil. Adama gelişiyle beraber adamın ayaklarını yerden kesiyor. Hızlı izlediğiniz hızlı izlediğiniz zaman yavaşlattığınız zaman pozisyon masum gibi gözükebilir. Ama hızlı izlediğiniz zaman topa dokunup dokunmadığı belli olmayan bir pozisyonda adamın ayaklarını yerden kesti. Diziyle adamın baldırına girmiş. Arkadaşlar zaten bir yorum yapıyorsun ya Fenerbahçe düşmanı oluyorsun ya Galatasaray düşmanı oluyorsun. İşte bu kadar. O beni çok onun için tarafını seç. Ben renge bakarak yapmam. Kusuruma bakmayın ama bu biraderim pozisyon... tarafını seç. Penaltı mı değil mi? Ben tarafsızım ama pozisyon, ben olsam pozisyona penaltı veririm. Fotoğrafı biraderim Galatasaraylı olduğun hakkını. Ben olmam Galatasaraylı falan da. Hayır, gerçekten şimdi şöyle bir şey var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Herkes kendisine yontuyor. Anladın mı abi? Yani sen desen ki ya bunun ne alakası var penaltıyla, Fenerbahçeliler bravo Erman, bravo Batuhan, bravo Hakan penaltı diyorsun. Galatasaraylılar diyor ki bravo, Fenerler diyor ki Allah bilmem ne yapsın sizi falan filan. Valla şimdi bu tamamen görüş meselesidir Hakan. Öyle mi? Erman abi bu penaltıya pozisyon der, ben demem. Bence penaltı değil, topa vuruyor oyuncu. Bir dakika şu mikrofonu. Tam vurduğunu da bir türlü göremiyoruz da. Tam bu mikrofonu değiştirelim. Tamam sen devam et Erman abi, bu mikrofonu ya değiştirelim. İşine komiği ne biliyor musun? Galatasaray maçından sonra niye konuşmuyorsun diyor. Ya başka yerde yayın yapıyorum da ondan konuşuyorum. Aynısını dün yaz bana yazmışlar. Ya ne dünkü, ne yapayım? Her yere mi yetişeceğim? Fenerli bir arkadaş, şimdi ben şeyden X'ten şöyle bir soru sordum. Bu pozisyon penaltı mı? İnsanlara soruyorum değer verdiğim için. Yazmış dün niye pozisyona o zaman bir şey söylemedi? Dün yayında dedim ki penaltı, Kazımcan'ın hareketi. Bence penaltı.
Tamam yani bu yoruma açık olabilir. Bir pozisyon. Aynen öyle. Evet. Bu da yoruma açık pozisyon. Ya bizim yaptığımız yorum bizi bir takımlı ya da bir takıma düşman yapmaz ki ya. Yani Fenerbahçe takımı bugün yapıyor, maçı maalesef hak ederek kazandı. Yıldızları devreye girdi. Fred geldiği andan itibaren birçok forvet oyuncusunun yükünü onların üstünden aldı. Abi Tadic ekstra yapmasına gerek kalmıyor. Şimanski'nin çok geri gelmesine gerek kalmıyor. İrfancı'nın yapması gerekenden fazlasını yapmasına gerek kalmıyor. Abi ikinci topları topluyor. Rakip takım ceza sahasına daha fazla giriyorsun. Bir kere bir özgüven geliyor Fenerbahçe takımına Fred oynarken ya. Bir özgüven geliyor, anladın mı? Yani bazen başka bir oyuncu çok oyuncudur diye boşuna hakikaten demiyoruz işte bundan dolayı. Çok başka bir seviye, doğru yere koşuyor. Abi bir tek sıkıntısı Fenerbahçe'nin stoper tandemi. Mesela şöyle bir soru soracağım Erman abi şimdi sana. Mesela derbide Fred olmazsa bence Fenerbahçe için çok büyük kayıp. Ama Beşiktaş'ın elinde Fred gibi bir oyuncusu yok, böyle diyebileceğimiz. Tabii ki yok. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki zaten yok. Sorun buradan çıkıyor. 6'yı yedikten sonra o sahaya kendi seyircinin önüne çıktığın zaman yapabileceğin en iyi başlangıçlardan bir tanesi bu olabilirdi. 17. dakikada gol bulmak. Bugün eğer Şimanski ile Fenerbahçe golü erken bulmasaydı her geçen dakika bir şey olacaktı. Ama hani bir şey söylenecekse de şöyle bir şey söylenir. Hakan, Fenerbahçe'de bir panik var be. Maçın başlangıcında bunu anlıyorsun. Şimdi bir Galatasaray maçı izlerken bunu yaşamıyorsun kanka. Evet. Galatasaray maçı izliyorsun. 70. dakika, 60. dakika bir gol bulamasa bile Galatasaray takımında bir rahatlık var birader. Ama bugün 2-1'den sonra çok telaş yapmadı Fenerbahçe. 2-1'den sonra annem de telaş yapmaz. Öyle birader deme, oluyordu genelde Fenerbahçe. Yok, çok telaş yapmadı. 2-1'den sonra bir telaş yapılacak bir şey yok. Çünkü karşıda Sivas Spor'un yani gelebileceği bir pozisyon yok. Bence Beka... Ben Servet Hoca'nın mesela takıma geldiğinden beri hiçbir katkısını görmedim Sivas Spor'a. Sivas Spor'u ne zaman izlesem 6 tane pas yapamıyor. Yapamıyor. Ki bence Fener'de kadrosu yok. İyi futbolcuları var. Golü atan ben Sivas Spor'un kadrosu. Ben mesela benim arkadaşımdır. Ailecek görüşürüm. Çok severim. Selam olsun buradan. 3 tane de çocuğu var. Hakan. Ben Hakan'ın gerçekten arkadaşım yani. Buna açık. Tabii canım, ben de çok severim. Hakan Arslan gibi bir oyuncunun yıllardır işte herkesin beğendiği, efendime söyleyeyim, geçiş oyunlarında acayip agresif preslerinde hücumda attığı goller, yaptığı asistlerle mesela şey o. Bunun mesela şu takımda neden oynamadığını kaç haftadır çözemedim. Arkadaşım diye söylemiyorum, tamam mı? Mesela bütün chat'teki insanlar da bana katılır. Doğru. Şaka gibi, ben göremedim yani. Bugün Sivas Spor'un orta sahası dediğin ya zırt zırt geçilen bir yerde. Ya. Tabii ki Fenerbahçe kalite çok fark var. Pardon Erman abi, çok fark var. Ama ben dediğim gibi ben hiç beğenmedim yani. Sivas Spor alakası yok. Biz Fenerbahçe'yle falan oynarken, ben Sivas'ta oynarken Galatasaray'la en azından bir direnç verebiliyorduk. Böyle değil. Aslında direnç koydular ya. Özellikle 2-1'den sonra bir 15-20 dakika direnç koydu ama abi kalite farkı var ya. Yani çok ciddi kalite farkı. Çok kolay gol buluyor Fenerbahçe ya. Ya biz Hatay Galatasaray maçında neyi konuştuk hakemle ilgili? Bir pozisyon vardı. Bir türlü aklıma gelmiyor ya. Neden diyeceksin? Aynı var hakem çünkü. Emre Moluk. Ya adam yani hangi maçta olursa olsun mutlaka bir sıkıntı, bir şey çıkıyor ya. Şimdi bugün yayınlanan röportajda Serkan Çınar şöyle bir şey söyledi. Evet, her sene... Pardon, yüz yüze bugün yayınlandı arkadaşlar. Eski hakem... Tamam, mesele o Serkan değil. Serkan Çınar... Abi söyleyelim, yayından sonra seyredilsin, mutlaka seyredilmesi gerekiyor. Çünkü hakemliği yeni bırakmış birisi. Şok oldum. Muhteşem itirafları var. Birader, abi. Birader, izledim. Yani bence öyle bir dünya. Şok oldum. İsim de verecekti de son anda vazgeçti. Evet. Neyse, şok oldum. Şunu söyleyeyim. Mesela diyor ki VAR sistemiyle ilgili her sene sezon başında hakemlere bir briefing veriliyor diyor. Ve her sene başka bir şey isteniyor diyor. Mesela ilk baştan çok net olmadığı sürece pozisyonlara karışma. Bir sonraki sezon her pozisyona dokunmalara karış, çalın. Bir sonraki pozisyon çok kolay çalmayın. Yani VAR prosedürünü her sene nabza göre şerbet gibi değiştirirsen, şimdi ben VAR hakeminden ne istendiğinden de emin değilim. Çok bilmiyorum yani ne isteniyor? En ufak dokunuşlara çal mı diyor. Gördüğüm kadarıyla çok ufak dokunuşlara çalmıyorlar. Ya da VAR'a gitmiyorlar. Her sene değiştiriyor ya. Kimse de bunu çıkıp kamuoyuna söylemiyor. Arkadaşlar VAR böyle uyduruk pozisyonlara karışmayacak demiyorlar mesela. Her dokunuşa penaltı bekliyorsanız VAR karışmıyor her dokunuşa. Onu söyleyeyim de. Yani her dokunuşa karışmıyor da biz VAR'ın neye karıştığını da anlayamadık. Yani bunlar Erman abi, bunlar taraflı maç yönetiyorlar. Bak gerçekten taraflı maç yönetiyorlar. Türk hakemi büyük takımı ezdirmez. Ben söyleyeyim size. Bak, bu imkan, bu ezilmeyle alakalı bir şey değil. Fark etmez yani. Bu ezilmeyle alakalı bir şey değil. Çok basit bir şey. En azından bugün bunların söylenmemesini istiyorsan abi Ceko'ya da bu kartı ver ya. Bak aynı pozisyon 2 dakika önce Haris'e yapılıyor. Haris'in pozisyonuna daha uzaksın Bahattin Şimşek. Haris'in pozisyonuna 2-3 metre daha uzaksın. Ceko'nun pozisyonunu gözünün önünde olmasına rağmen ve aynı şiddetlikte aynı ya aynı pozisyon ya birebir aynısı.
Sen bu pozisyonda Dzeko'ya eğer o sarı kartı vermiyorsan, bana kusura bakma, sen rengine göre maç yönetiyorsun. Zaten bunu Bahattin Şimşek yıllardır yapıyor. Yıllardır yapıyor. Yani bugün bunu ne Galatasaray'a, ne Fenerbahçe'ye, ne de herhangi bir takıma yapmayın. Penaltı pozisyonu. Şimdi mesela ben penaltı değil falan diyorum ya. Ya adamın illa penaltı olabilmesi için topa vurduktan sonra karşıdaki rakibi ezebilme olasılığı var mı? Adamın ayağı kırılıyordu ya. Baldırına vuruyor. Değil mi? Baldırına vuruyor. Önce Sivasspor'lu oyuncunun sol ayağının ucuna top çarpıyor. Sonra da Osayi'nin tabanıyla temas ediyor. Yani bu ne demek? Şimdi izledim pozisyonu, mikrofonumu değiştirirken %100 penaltı demek. Bak, sen adamın ayağına darbeyi uygulayarak topun yönünü değiştiriyorsun. Yönünü değiştirdikten sonra da senin sol ayağın tabanı topa değiyor. Bu ne demek? Penaltı demek. Belki adam onu oraya doğru çekmeyecek de sola doğru çekecek demek. Şimdi izledim mikrofonu değiştirirken, daha demin penaltı değil diyordum, başka bir açıdan atmışlar öyle dedim diye. %100 penaltı. Heh. Bu penaltı olsa Fenerbahçe bugün Sivasspor'a mağlup olur muydu? Puan kaybeder miydi? Mümkünatı yok, kaybetmezler. Açıklama da gelmiş. Bir şey daha söyleyeceğim. VAR hakemleri, bu Emre Molok gibi birçok VAR hakemi var, sadece VAR hakemliği yapan. Bu hayattaki en çok istedikleri şey Semih Saygıner gibi bilardocu olmakmış. Dayanamıyorlar. Bilardo masası gördükleri zaman oynuyorlar. Yine bugün de büyük ihtimalle maç sırasında bilardo oynuyorlardı bunlar. Çünkü VAR odasının yanında... Katılma, ben şaşırmam ya artık. VAR odasının yanında bilardoları var abi. Sürekli bilardo oynuyorlar. Sürekli. Gördük ya, yani buna gönderen hani öyle az buz bir adam değil. Ya bir şey söyleyeyim. Adamı da kovdular gönderen, biliyor musun? Bak, Batu'ya görüntüyü gönderen adam. Ya açık açık yazdı. Bunların dedi en büyük zevki bilardo. Okey. Burada oyun oynamak bak dedi. Galiba Riva'da yaşıyorlar onlar. Hiç evet. Ayrılmıyorlar oradan galiba. Aynen öyle. Ben şu bu kadar çok hakem konuşmaktan çok rahatsızım Hakan ya. Gelelim o zaman Sivasspor'u. Ben tamam. Pozisyonla ilgili fikrimizi söyledik. Tamam, bitti abi. Şimdi pozisyonla bak, çok önemli bir açıklama geldi Sivasspor'dan. Basın sözcüsü Gökhan Karagöl diyor ki, Türk futbolu adına kara bir gece. Net penaltımız verilmedi. 2-1'den sonra defans oyuncumuz topsuz alanda yapılan faul neticesinde 3. golü yedik. VAR'daki hakemler nerede? Yoksa VAR'ın ismini yok diye değiştirelim mi? 3. golde nerede faul var? Yere yattı bir tane siyahi oyuncu. Evet. Orada bir şey var da. Ben onu hiç hatırlamıyorum. O pozisyonun faul olduğunu. Cekon'un attığı gol şey evet, değil mi? Alaaddin'e çarpıp içeriye giden top. O pozisyondaki faul ben Gökhan çok inanmadım. Abi, yalan ben de inanmadım. Gökhan abi çok güzel değinmiş. Ama Gökhan abi önce tabii herkesin kendi takımına bakması lazım. Bugün bu maçı 2850 dakika oynatsak. 2850 dakikanın sonunda da Fenerbahçe sizi 250 bin dakikada yener yani. Yener. Baba bugün Sivasspor son 70 dakikaya 3-2 önde girsin. Fenerbahçe 4-2 yener bu maçı. Yener baba. Ama hiç konuşmuyorum. Tamam ya. Ama adam da illaki bir serzenizini dile getirmiş. Doğrudur, yalandır bilemez ama Fenerbahçe... Ya sen adaletli oldu. O yener yani, yenmez. Ona kalsın o iş yani. Yani öyle biraz da kendilerine ama bakmak abi, lazım. Fred de oynadığı zaman Fenerbahçe'de şimdi, herkes yıldız olduğunu çıkartıyor ortaya. Not biraz ona, şimdi, ona gidelim. Fenerbahçe'deki ya. En iyi oyuncu kimdir biliyor musun? Szymański. Şimdi ben böyle bir oyuncu görmedim. Fred'in sağlıklı olduğu 15 maçı da kazanmış biliyor hızlı musun? Hızlı mı? Doğrudur. Çabuk hızlı oyuncu. Evet. Birebir değil mi? İyi. Ayakları da düzgün. Top rakipteyken iyi mi? Top rakipteyken de defansına yardım ediyor. Evet, geliyor. Abi bir oyuncuya yani gelebilecek her şey Szymański ile gelmiş. Abi Szymański'nin pozisyondaki oyuncular yani şöyle aynı oyuncu değil ama santrafor arkasında gezip bu kadar gole yakın oynayan kim vardı Türkiye'de desem? Hiç bu kardeşin hakkını verme zaten sen. Sen hiç verme. Kim vardı Mulyaka mı? Yok. Şunu söyleyeceğim. Szymański ben daha izlemediğim için bir şey demeden Hakan çok iyi oyuncu diyordu ama. Fenerbahçe en iyi transferi dedim abi. Gerçekten çok bak, iyi futbolcu bak. Yemin ediyorum. Türkiye'de santraforun arkasında çok gezerken iyi. En fazla skora dokunan oyuncu kimdi? Hani Alex ve Hagi'den sonra. Talisca'ydı abi. Talisca tabii ki. David deydi o işte. David sağ kenar oynuyordu ya biraz. Ama bugün Szymański bu oyuncuların yaptığı seviyeye yakın işler yapıyor abi. Hani Alex, Hagi, sonra Talisca. Szymański de sezon bittiği zaman o oyuncuların yakaladığı istatistikleri yakalayacak. Yeter ki Fred'e bir şey olmasın. Yani Fred'e yani bir şey olmasa... Kusura bakma ben de 850 milyon euroya takım kuracağım da Fred'e bir şey olmasın diye dua edeceğim. Yani abi tamam Fred çok iyi bir oyuncu. Bulamazsın ya. Ya Fred çok iyi bir oyuncu.
Ama bir oyuncunun gitmesiyle bu kadar sallanmaması lazım gerçekten. Şimdi Torreira Galatasaray'dan gittikten sonra Galatasaray sallanır mı bu kadar sence? Bak şöyle söyleyeyim. Torreira gittikten sonra Galatasaray sallanır. Bu kadar sallanır mı Fenerbahçe kadar? Bilmiyorum. Sallanmaz. Galatasaray'ın, bak bir kere Fenerbahçe yanlış anlamasın. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray mukayesesi yapacaksak savunma tandeminden bakarak yaparım ben. Adam Davinson Sanchez ve Abdülkerim'le oynuyor. Bunlar olmasa şu anda en formda oyunculardan bir tanesi Kaan Ayhan ve Nelson'la oynuyor. Sen Ciku ve Bekala yokken Samet'le Osterwolde'yle oynuyorsun. Bir kadro mühendisliğinde sıkıntı var. Güvenilmez Serdar, stoper olmayan stoper Osterwolde ve geniş alan oyuncusu olmayan Samet'le şampiyon olacağını düşünüyorsan işin çok zor. Bence Fenerbahçe ilk yarıyı lider bitirsin. Fenerbahçe yönetimi de koşa koşa gidip stoper alsın Fenerbahçe'ye kardeşim. Caner Osman Paşa'nın bir açıklaması var. Çok sert bir açıklama. Bir okuyayım dilerseniz. Stoper deyince direkt Caner Osman Paşa evet, dedin ya. Bir o geldi aklıma. Caner diyor ki ligde iki takım mı var sadece? Bu lig sadece iki takım için mi ayarlandı? O zaman biz oynamayalım. Sadece bize olan bir şey değil. İlk yarı net penaltıyı nasıl vermezsiniz? Her hafta bir pozisyon. Dün Pendik'e aynısı yapılıyor. Bizim ekmek paramız yok mu, mücadelemiz yok mu? O zaman sahaya çıkmayalım, 3-0 hükmen mağlup yazsınlar diyor. Bak Caner sen oynamıyordun ki zaten. Şunu bir şey söyleyeceğim, çok net söyleyeceğim. Oynuyor muydu Caner? Ben göremedim de. Chat'te gören var mı Caner'in oynadığını bugün? Galatasaray'la ilgili de şunu söyleyeyim. Ben Galatasaray maç sonlarını başka bir mecrada yaptığım için burada yapmıyorum. Arkadaşlar Pendik maçında Kazımcan'ın çizgide yaptığı pozisyon değil mi? Devamında ceza sahasına girdiği. O pozisyon Galatasaray olsa penaltıyı verirler. Bugün Osayi'nin yaptığı pozisyon Fenerbahçe'nin lehine olsa o penaltıyı verirler ya. Kimse kusura bakmasın. Bu değişmeyen bir gerçek. Caner Osman Paşa haklı yani. Ya siz hiçbir yani... hakem Galatasaray ya da Fenerbahçe aleyhine hata yapmak istemiyor. Ya tabii ki şöyle bir gerçek şey yapmak var. İstemiyor. Şimdi, Allah korusun diyor abi kendi kendine. Abi sen de Batuhan da büyük takımların haricinde Anadolu takımlarında da oynadınız. Şampiyonluğa oynayan takımların haricinde Anadolu takımlarında da oynadınız. Caner en iyi anlayacak sizlersiniz bu arada. Yani sen de çok çekmişsindir. Yani Sivasspor senin de penaltın verilmediği zaman hakkını yendiğini düşünmüşsündür. Evet, Galatasaray'a karşı oynuyorduk. Bizim de şeyi vermiyor. Olmayan penaltıyı penaltı verdiler. Şeyde Türkiye Kupası yarı final maçı. Final gitti. Sergen Hoca vardı orada, başımızda. Sergen Hoca vardı orada, neler geldi bizim başımıza. Yani oluyor bunlar futbolun içinde var. Daha deminki sarı karttan mesela örnek verdim. Caner şimdi başka bir yere değiniyor. Ama ben yine söylüyorum. Öncelikle bir tık daha Anadolu kulüplerinde oynayan oyuncuların da kulüplerin de biraz kendini yukarıya çekmesi lazım. Hakan'cığım yani bir direnç göstermen lazım. Abi ben bugün Galatasaray Pendik'le oynarken, Fenerbahçe Sivas Spor'la oynarken misli.com'a giriyorum. Oranlar bile belli oluyor yani Hakan. Orandan belli oluyor. Hiçbir şey yok yani. O kadar Bangkok maçlar oldu artık değil mi? Yani öyle abi. Açıklama önceden var mı? Ben oynarken abi biraz yine bir çelişkide bir şeyler oluyordu. Artık o kadar belli ki. Yani ibre çok açıldı. Şeyde kalite farkı da var. Şimdi Allah var yukarıda abi. Bugün bakıyorum Fenerbahçe'nin forvet hattına. İrfan Can olmasa Tadiç devrede. Tadiç olmasa Szymański devrede. Dzeko zaten başlı başına. Evet Fred üzerinden okuyoruz ama ya gününde olduğu zaman Fenerbahçe forvet hattının 3-4 gol atması çok anormal değil. İrfan Can'ın attığı gol ne abi? İrfan Can'ın attığı gol ne? Yani sezonun en güzel gollerinden bir tanesini attı mesela. 3 gün önce 6-7 maçtan sonra taraftarla da birbirine girdi. Gerçi taraftarın hangi takımla olduğu falan belli değil ama Avrupa Kupası'nda. Abi Batuhan'ın yayının başında söylediği çok önemli bir şey var. 6 gollü bir mağlubiyetten sonra psikolojik olarak şu maça rahat çıkamazsın. Titrer ayaklar yani. Doğru. Basit işler değil Hakan abi. 6 tane yiyeceksin. Hocanın da mesela değişiklikleri bugün yerli yerineydi. İrfan Can'ın oyuncusuyla tartıştıktan sonraki durumu, şey özür dilerim taraftarla tartıştı diye nüksedildi medyada. İrfan Can'ın bugün muhteşem, olağanüstü bir sol ayak içiyle attığı gol. Ondan önce adamı eksiltmesi, bunlar basit işler değil. Kendi seyircinin önüne altı yemiş olarak çıkıyorsun, sen Fenerbahçesin. Çok adamların bizim bir tane ilimizin nüfusu, adamların ülkesinden belki daha fazla ya. Çok kızıyorlar bazen İrfan Can'a. Mesela görüyorum ben yani çok yükleniyorlar şöyle hakeme bazen aşırı tepki falan. Arkadaşlar yaşadığı şey o kadar kolay mı? Adamın çoluğuna çocuğuna küfür etmişler Avrupa'daki maçta. Yani buraya döndü. Burada bir geri dönüş için mücadele ediyor. Zaten taraftarla kolay barışan bir oyuncu olmadı. Ama kariyerinde en çok gol attığı sezona ulaştı daha şimdiden. Evet. Ümit Karan, Batuhan'a benden bir soru sorabilir misin dedi. Crespo'yu 10 dakika 2 metre dışarıya taşıyamadılar.
nasıl oluyor da oyuna giriyor diye sormuş. Ya Ümit abi, senin benim yaptığım gibi adam dakika geçiriyor işte. Yani bu şey yapacak bir şey yok o kadar yani. Abi Ümit Karan'ın buna şaşırmasına da ben şaşırdım. Torreira sürekli Ümit yapıyor. Ümit abi bir yatardı kalkmazdı çünkü. Hayır, Torreira sürekli yapıyor. Torreira dinleneceği zaman... Hayda! Erman Özgür'den Ümit Karan'a kontra geldi. Hayır, yanar bu ama. Şöyle, her maç Torreira'nın yorulduğu an bir sağlık ekibini çağırması var. Hiçbir şey olmadığı halde bir arka adele, bir üst adele nefes alıyor. Profesyoneldir, itirazım yok. Aynen. Ama sanki sadece Fenerbahçe'de Crespo yapıyormuş gibi olmasın. Torreira da yapıyor. Genelde bunu. Baba, ihtiyacı olan herkes yapıyor. Yorgun olur. Arkadaşını dinlendirmek için yapar. Efendime vakit geçirmek için yapar. Bunlar futbolda olan şeyler. Ben artık normal karşılıyorum. Bana en çok hangisi daha şey geliyor biliyor musun? Kötü ve iğrenç geliyor. Mesela bugün bunu Sivas Spor için söyleyemeyiz. Ama deplasmana gelmiş bir Anadolu kulübü abi 38 bin kişi defans yapınca bana çok iğrenç geliyor. Yani yerde yatmaktan daha iğrenç geliyor. Futbol oynamaya gelmemiş, yerde yatan, topu uzun vuran, kalecisinin mesela avut atarken top toplayıcının eline kadar girip topu alması. Ama golü yedikten sonra ya herkes baba arımaya gibi çalışmaya başlıyor yani. Ben mesela o yerde yatan oyuncudan daha itici geliyor. Futbolun adaleti yok diyorlar ya. Ben yerde gerideyken takımın veyahut da beraberlik bize yaramıyorken yerde yatan rakip oyuncularında çok böyle abartan varsa her zaman gol bulmuşuzdur. Futbolun bu adaleti vardır biliyor musun? Bak, zaman geçirdiğin zaman golü yersin. Fenerbahçe deplasmanına geldiğin zaman, tamam mı? Şöyle bir rakip takım kadrosu geliyor ya soyunma odasına. Yazıyorlar. İşte Fenerbahçe kim oynuyor? Fred'i gördüğüm an geriden pas yapmam mesela. Hala Ali Şaşal'dan başlıyorlar pas yapmaya. Belli ki presi yiyeceksin ve tabii, pozisyon göreceksin kalende. Abi 3 tane Ali Şaşal topu rakibe attı ya bugün. Geriden pas yapayım falan derken. Biz kalecilerden Türkiye'de Anadolu kulüplerinde ne zaman bu kadar iyi pas istedik ya? Aslında Ali Bey yapmada da fena değildir Erman abi. Ama bugün 3 tane hata abi Fenerbahçe. Fena değildir yani. Fred varken hücum presi Türkiye'de en iyi yapan takımlardan bir tanesi. Belli ki hata yaptıracak sana. Önde basacak. Yapma Ali Şaşal'la geriden pas artık ya. Doğru. Çizgilere, kenarlara oyna ki kaptırdığın top gol olmasın. İyi analiz etmek çok önemli ya. Hiç unutmam. Bir gün Bandırma'dayım. Final maçına çıkmışız artık. Beraber Fethiye ile oynuyoruz biraderim. 90. dakikaya yakın biz bir tane gol attık Fethiye'ye. Fethiye düşüyor. Beraberlik de Fethiye yarıyor. Sonra Fethiye bize 90+2. Dakikada gol attı. 8 dakika mı 6 dakika mı ne verdiler uzatmaya. Bir tane oyuncu yerde hiçbir şey yokken orta sahada kendini yere attı. Maçı yöneten kim? Bahattin Şimşek. Hayır be. Serkan abi, Serkan Hoca. Serkan Çınar. Dedim ki bak dedim. Kardeşim dedim yerde yatan oyuncuya. Bak dedim bak futbolun adaletinin olmadığı söylenir ama dedim. Şunu sana söyleyeyim dedim. Bu kadar dedim yerde yatarsan dedim yersin dedim bak söyleyeyim. Abi bütün stat dolu. Herkesin emeği var yani. Koskoca şehri gelmiş. Tıklım tıklım yatma. Emeğinle hakkınla puan al. Abi aradan 2 dakika düştü. Top gelmemesi gereken bir yere geldi. Nereye? Senin önüne. Benim sağ ayağıma. Baba benim sağ ayağımın önüne geldi. Baba ben zoom. Bir koyarsın yolun voleyi baba. Kalede de Beytullah mı vardı? Neydi çocuğun adını unuttum. Gençler Birliği'nin kalecisi. İyi de bir kaleci. Çocuk var ya topu göremedi. Düşüş o düşüş. Sonra Batuhan Karadeniz yere bir yatar baba. Oh, 15 dakika gol sevinci. 2 dakika yerde bitti. Sonra maçtan sonra hiç unutmam. Çocuk geldi yanıma dedi ki vallahi dedi abi dedi haklıymışsın dedi yani. Keşke yapmasaydım. Gerçekten ondan inanıyorum ben. Ben hayatta mesela yerde yatmazdım öyle şeyde. Yatmazdın sen. Bak, yatanı Crespo, da kaldırırdım. Bugün için bilmiyorum ama Crespo çok yapıyor bunu ya. Ya sürekli yerde bir hani ben diyorum Fenerbahçe'nin ön liberosu 6 numarası rakibe girdiği zaman ses getirecek. O yüzden her zaman İsmail Yüksek'i Crespo'yu tercih ederim. Evet. Değerli izleyenlerimiz anketimiz devam ediyor. Ekranlarımızı beğenelim Hakan'cığım. Arkadaşlar bir beğeni butonlarına basıp bir abone ol butonlarına basarsanız çok sevinirim. Bugün neden böyle bize bir inme indi? Ben anlamadım. Anlamadım. Ya. Ben bugün chatimizde bir ruh böyle bir ruh yok chatte bugün. Bir enerji yok. Ya hakem konuşmak istemiyoruz diyoruz. Hakem konuşun diyorlar. Hakem konuşun diyorlar ki biraz futbol konuşun. Geleceğiz. Biraderim ben ne istiyorsam onu konuşurum. Kusura bakmayacaksın yani. Onların şeyiyle yapamayız. Bunu ne kadar şıksın ya. Çok teşekkür ederim. Ama... Fazla beyefendisin ha bugün. Ama ve lakin buradan düğüne gideceğim çünkü. Hayır. Gitmediğin zaman da böyle giyiniyorsun artık. Smart casual beni konuşturma.
Doğru Ahmet gibi ya. Artık bundan ne sonra gibi? Hep böyle. Doğru Ahmet var. Birazdan zaten. Bir patates önüme koyup bu da sana kaldı Ahmet der misin biraderim? Evet, diyor ki Fred, galibiyet için çok mutluyum. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Takım harika bir oyun sergiledi. Aynı zamanda geri döndüğüm için de çok mutluyum. Uzun bir süre uzak kalmıştım sahalardan. Benim için zor bir süreçti. Sağlık ekibiyle birlikte çok çalıştık. Onlara teşekkür ediyorum. Ceko diyor ki, Fred sahadayken onun varlığını hissedebiliyorsunuz. Çok büyük bir oyuncu. Bunu kendisi de biliyor. Onu çok özlemiştik. Umarım fiziksel olarak üstüne koyarak devam edecek. Bugün daha az oynamasını bekliyordum. Üstüne koyarak devam edeceğiz. Arkadaşlardan bir ricam olacak. Zabun'dan ve Emirhan'dan. Lütfen bir anket yapalım hemen. Şimdiki anketimize bir bakalım. Sonuçları bana bildirin şimdiki anketimizin. Ardından da yeni bir anket açalım. O ankette de ne var biliyor musunuz? Derbi nasıl sonuçlanır? O anketi de hemen açalım. Değerli izleyenler, ne diyorsunuz açıklamalara? Bizim Fred olmadığı zaman diyor bizim Ceko. Bizim söylediğimizi Ceko da söylemiş. Evet. Yani. Çok başka oynuyor ya. Yani bir tane oyuncuya bu kadar misyonu da kendi takım arkadaşlarının yüklemesi doğru mu diye düşünüyorum şu anda. Yani Fenerbahçe kimsiz olmaz. Gerçekten Fred'siz olmaz. Baştan da söylemiştik varken. Üst düzey bir oyuncu. Fenerbahçe'ye katkısı. Arkasında bekleyenlerin de kötülüğünden sebebi zaten Fred'siz olmaz diye düşünüyoruz. Nitekim de öyle oldu. Ama bu kadar fazla misyon... Yani diyorlar ya, sakınan göze çöp batar diye. Bence bu kadar şey yapmayalım. Nazar değdirmeyelim oyunculara. Bugün öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Emre Mor çok büyük talihsiz bir sakatlıktan çıktı. Bugün takımıyla ilk defa süre buldu. Buradan kardeşime başarılarının devamını inşallah bir an önce takıma motive olup tekrar eski Emre Mor'u bize izlettirmesini umut ediyorum. Çünkü ben Emre Mor'u gerçekten çok beğenen bir insanım. İzlemekten de son derece keyif alan birisiyim. İnşallah bir daha futbolda hiçbir futbolcu arkadaşımız, hiçbir camia böyle sakatlık yaşamaz. Ya çok enteresan bir şey var. Fenerbahçe Fred yokken de tempo yapmaya çalışıyor. Fakat Fred varken sahada sanki Fred'e göre şekilleniyormuş gibi. Hücum preste de, topu kazandığında da. Bugün bakma sen, Fred anormal iyi oynamadı ama etrafındakileri iyi oynattı abi. Onun sahada olması yetiyor. Çok enteresan bir oyuncu. Fenerbahçe'nin, kesinlikle. Bak yine koşuyor Fenerbahçe. İddia ediyorum, açsınlar istatistikleri. Fred'in olmadığı maçlarda da bu kadar koşmuştur. Ama futbolda doğru koşmak diye bir şey var. Evet, yanlış doğru koştuğu zaman koşmak. Bir cacığa yaramıyor. Mesela bizim Olcay Şahan top taştayken bile yürürdü fazla koşayım diye. Mesafe olsun diye. Yani olmuyor. Doğru yere koşman lazım, doğru yerde koşman lazım. Top taça çıkıyor mesela, göz göre göre koşmamak lazım değil mi Erman abi? Mesela bazı oyuncular var, dikkat ediyor musun? Biraz yumuşatalım mı ortamı? Şimdi isim vermeyeceğim de bazı oyuncular var biliyorsun. Top taça çıkıyor, koşuyor böyle yalandan. Koştum ben, sonra bir bırakışı var. Ne yapayım be abi, koştum işte yetişemem. Yumuşatalım. Servet'in kıyafeti için ne diyorsun? Geleceğiz abi ona. Var mı anket fotoğraf? Yayında fotoğraf var. Geliyor. Anketimiz şu anda YouTube'da yayında. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? Beşiktaş kazanır, beraber biter. Fenerbahçe kazanır, ben beraber biter işaretledim. Bana ne Hakan, sen ne işaretledin? Siz de işaretledin diye söylüyorum. Ben işaretledim. Ben de işaretliyorum. Biraderim ben işaretliyorum. Hazır mısın? Hazırım. İşaretledim. Hadi bakayım benim neyi işaretledim bilsin chat'tekiler. Duygusal davranmış. Servet Çetin'in fotoğrafını getirebilir misiniz? Bir moda ikonu olan, yeni bir moda ikonu olan sevgili Batuhan Karadeniz yorumlayacak. Gri deri mont. Gel şuradan bak. Kanka bu açıdan ben bir şey bakamam. Önden görmem lazım. Kanki önden bak, görmem küpe, lazım. Küpe, beyaz tişört. Küpeye falan bir şey diyemem ama yani önden mi? Şöyle bir görsem. Önden fotoğraf yok mu? Önden. Pantolon ne anlamadım. Sadece deri ceketi görüyoruz abicim. Oo. Önden yok mu? Ya sen nasıl bir Batu Hırka'yı söyle Hırka'yı. Ya ama bıktım artık yani her yayında bunu söylemekten ya. Ne? Hırka'yı söyle diyorlar. Hırka nereden diyorlar. Bir de Engin'in saçları çok güzeldi. Allah. Ne? Engin'in saçlarını gördün mü? Kırmızı. Pembe. Kırmızı mı pembe mi? Kimse kusura bakmasın da şey gibiydi yani böyle. Bak. Bu pembeden ziyade kırmızı gibi geldi bana ya. Ha, Sivasspor'un forması nedeniyle belki öyle yapmıştır ya çocuk. Ne bileyim abi. Enteresan. Güzel olmuş. Yani. Bu ne lan?
Abi. Aa şey vardı, voleybolcu kıza benziyor ya bizim. Vargas. Melissa Vargas'a benziyor valla. Yemin, onun da saçları böyle değil miydi? Aynısı. O da kısa, o da renkliydi. Yanlış mı düşün? Değil mi? Melissa Vargas böyleydi ya. Yanlış söylemeyeyim de. Bence bu Christmas geliyor diye boyatmış saçları. Noel Baba mı? Noel Baba değil de kırmızı onu temsil ediyor ya, bence ondan. Ben Rıza Hoca'yla konuşmuştum bu oyuncu ile ilgili. Dedim, yani ben potansiyeline inanıyorum bu oyuncunun. Ama istikrar problemi NG var. Engin'in. Ya çok yetenekli ama bir türlü olmuyor. Bunlar da Saiz. Bana göre büyük takımlarda her yerde oynar. Çok iyi futbolcu Samu Saiz. Çok iyi futbolcu Samu Saiz. Evet. Çok her yerde futbolcu oynar bence. Ya biraderim, ben bakıyorum. Bunu birine benzeteceğim, bir şeye benzeteceğim ama benzetemedim ya. Sen benzettin mi? İşte Melissa Vargas'a benziyor. Ben bunu saçını neye benzettim biliyor musun? Yavaş. Yavaş. Neye, ben merak ettim ya. Vallahi merak ettim. Hayır, ben bir yavaş diyeyim de korkuyorum ben bu batondan, anladın mı sürekli? Gel diyorum, rahatla diyorum. Bırak bitireyim şu televizyon hayatını diyorum. Bizim dinlemiş kariyerimizi bitirecek en sonunda biliyor musun? Öyleyse. Vallahi ödüm patlıyor benim bundan. Neyse tamam. Ha bak, Ryan Babel'e benziyor. İyi yakalamış ha. Ben. Bak, evet, ne alakası benziyor var Ryan Babel'le ya? Nesne diyorum, Nesne. Bu adam bir şeye benziyor. Nesne, ver fotoğrafı. Nesne mi? Nesne, bir nesneye benziyor. Neye benziyor? Ters çevir bunu. Bunu ters çevir mesela. Sen tuzluk çevirme mu Mami? Arkadaşlar bunu ters çevirin. Kafası aşağıya gelsin. Çevir bakayım Mami. Kafasını aşağı getirttir. Yattara yazmışlar, Ronaldo ya, yok Robinho demişler değil. Hadi bulun, nesne diyorum ya. Nesne diyorum chat, kurban olayım ya. Buluna bakalım şunu. Bakayım bulan var mı? Vallahi kibrit diyor herkes ama tuzluk diyen var. Allah Allah. Ya Bekir Duman dur be abicim. Tuvalet fırçası yazmış adam. Neye benziyor hadi? Olmadı Batu, sen de. Bu ne biliyor musun? Eskiden lavabolar tıkanırdı, hatırlıyor musun? Kırmızı böyle pompalamalı bir şey vardı. Bak kırmızı. Mami bulun onu, pompayı bulun. Böyle lavabolar tıkanınca böyle pompalardım böyle devamlı. Bak pompalıyorsun bak. Kırmızı böyle. Hatırladın mı herhalde? Sen başlıyorsun. Sen bak. Benzemiyor mu? Benzemiyor mu? Benzemiyor mu abi? Mami bir daha pompayı bul. Bilmiyorum, bana sorun. Lavabo. Lavabo. Ya. Şimdi bakma, şimdi çıktı o domestos momestos. Önceden yoktu, öyle açılıyordu. Benziyor aynısı. Lavabo pompası, bravo. Mami bul lavabo pomposunu. Bulamadın mı? Geliyor mu? Hadi aslanım bul, ver bakayım yayına. Biraderim benzemiyor mu Allah aşkına? Kıpkırmızı işte. Ya ben kibriti hakikaten benzettim bu arada. Hani kibritin kırmızı ucu olur ya böyle. Aa gerçekten o da şey ya. Evet. Sen nasıl bir fakirsin ya? Kibrit mi kullanıyorsun? Sigara içmiyorum ki ben. İçmez o. Nereden biliyorsun kibrit rengini? Oğlum herkes içiyor etrafındaki. Erman abi kendine gel ya. Senin Anadolu yakasında 750 tane dairen var. Sen Erman Özgür'sün. Kibritle ne işin var? Bir tane de pont alayım sana. Ne çakmağı ne yapacağım? İçmiyorum sigara. Doğru. Tamam. Bir alkış emojisi alayım chatten lütfen. Ver abicim şeyi. Nerede mami benim pompam? Neyse o gelir. Tamam o gelene kadar açıklama Servet abi önden verin. Açıklama var mı? Zabun. İsmail Hoca'nın kıyafetine bir itirazın yok. Senle aynı yok giyinmiş. Beyaz gömlek, lacivert üst. Ya şimdi İsmail Hoca Allah'tan 6'yı yedi. Yoksa 6'dan önce biliyorsun hiç değiştirmiyordu. Totem yapmıştı üstündekileri. Bir şans da. İrfan Can'ın açıklaması geldi. Alalım abi. Hafta içi kötü bir sonuç aldık. Bundan hemen kurtulmak istiyorduk. Çalımın sırrı Hurşit Meriç. Ben altyapıdan çıktığımda o hep yapıyordu. Ondan göre göre yaptım. Yapınca da hoşuma gitti. Devam ettiriyorum. Rakipler bazen yiyorlar, bazen yemiyorlar. Tam noktasında yaptığında daha etkili oluyor bugünkü gibi. Güzel gol oldu. Bu çalımın mucidi Erkan Zengin'dir. Kur'an çarpsın. Her yaptığında da yeterli. Ama Hurşit ondan büyük ya. Hurşit topla giderken yapıyordu evet bir de. Şimdi Hurşit'i hatırlarsınız. Kel kafalı böyle bayağı da tıknaz iyiydi. Bir giderdi topla var ya, acayip çok çok iyi futbolcu. Çok iyi futbolcu hakikaten öyle. Hurşit Meriç. Ben de bu çalımı Erkan Hurşit Zengin'den gördüm. Ya inanılmaz yapardı. Vurur gibi hep de yedirirdi yani. Evet. O kadar vurur gibi yapardı ki ben yani hatırlayan varsa ya Hurşit de çok mesela birebir de çok etkili bir oyuncuydu ama evet, ben bu çalımı nedense Erkan Zengin'le bağdaştırdım yani.
Ben çok oynadım diye mi acaba beraber? Ondan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama. Erkan da çok iyi futbolcuydu yalnız. Evet, iyiydi. Erkan da çok çok iyi futbolcuydu. Bu arada İrfan Can Fenerbahçe'deki kariyerindeki en yüksek rakamları çıktı. İyi de oynuyor. Daha yeni hem de. Şimdi şöyle bir iddia var işte yayının başında izleyicilerimiz onu yazmışlar. O 6-1'lik maçın ardından Norwich'taki kendisine küfür eden başka takım taraftarıymış. Takım ismi vermeyeceğim şimdi, ortalık biz söyleyince yangın yerine dönecek çünkü. Yazıyorlar sıklıkla, onun için söylüyorum. Ya doğru veya yanlış, orada tepki vermemesi lazım İrfan'ın. Onu da söyleyeyim. Livakovic'i sormuşlar. Bence yediği golde hatası var. Sen ne diyorsun ona? Sivas Spor maçındaki şeyde, Norwich'ta o olmasa maçta o daha farklı olabilirdi de. Çıkması gerekiyor muydu? Ya bence stoperle rakip forvet oyuncusu o kadar yakınken kaleci çıkmaz ya. Samet ağır kaldı. Kale ile rakibin arasına giremedi. O bir stoper hatası. Ben çok kaleci bence hatası... Bence santrafor sırtını aldı. Evet, sırtını ama aldı. Ama biraz onu. Daha Livakovic pozisyonu daraltabilirdi. Bir adım daha atabilirdi. Bu arada abi. Yani bir çizgi kalecisi. Çok da öyle aşırı derecede çıkmıyor Livakovic. Evet, çok, çok çıkmıyor. Çok çıkan da bir kaleci böyle pozisyonlarda. Ben büyük bir hatası olduğunu düşünmüyorum. Sonrasında iyi bir kurtarışı var mesela. Kitli pozisyonlarda yani... kitlendiği zaman savunma, o aradaki en azından 1-2 metreye çıkması lazım yani. Ya çok yakın. O kilidi... Manay'dı değil mi? Manay ve Samet çok yakın. Samet yanlış yerden aldı adamı. Düşürse kırmızı kart, penaltı olacak. Düşürmemesi doğru. Ama Fenerbahçe stoperleri çok zaaflı be. Ya hafta peki, içindeki çok daha kötüydü de. Serdar zannediyorum antrenmanlara başlamış. Der mi de? Yine... Acele etmesen ya. Tabii canım, Serdar Aziz sezon bitti zaten. Serdar'ın ne gibi bir sıkıntısı var? Abi kim ne olduğunu bilmiyor. Ne gibi bir sıkıntısı var? İhtiyaç olunduğunda piyasada olmamak gibi. Yani ya. Neresinde bir sıkıntı var Serdar'ın? Ödem. Ne, hangi bölgede? Kasıkta mı yani? Evet, ödemi evet. Var değil mi? Şiş mi? Ödem nedir Erman abi? İçeride kasla. Su toplaması gibi. Su toplaması gibi yani, kan birikintisi ödem. Ödemin çözümü var. Nedir? Ver mamayı. Al. Ödem dağıtıcı pompa. Aynı değil mi? Aynı değil mi ya benim? Allah aşkına fotoğrafla aynı değil mi ters bakınca bak. Rengi sapını çıkar. Sapını çıkar diyor. Sapını çıkar ne demek? Al bunu. Oğlum en kötü pompayı vurmuşsunuz ya. Daha eskisi var bunların. Tahta uçlu olanları var ya. Bir ben mi yaşlıyım bu stüdyoda, anlamadım ki. Yok mu bunların tahta uçluları ya? O tuvaletleri sen kullanmışsın da acaba. Tuvalet değil ya, lavabo. Sen nereden biliyorsun? Hani yok, sen kullanmamıştın. Abi, kullanmadım. Bunu var ya, bizim yani. Yaşımızda olup da kullanmayan yoktur. Bu hayat kurtarır Erman abi, bunu unutma. Erman abi, derbiye geçelim mi? Geçelim. Niye alıyorsun? Nasıl bir sen? Derbi bekliyorsun? Yok bir şey o zaman. Sinirim biraz bozuldu. Sonra konuşuruz o mevzuyu. Derbi, nasıl bir derbi bekliyorsun abi? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle Hasan Arat'a hayırlı uğurlu olsun diyerek evet. Başlayalım biz de. Çok zor bir görev. Hakikaten şu anda Beşiktaş'ın başkanlığı. Çünkü dip yapmış bir kadro. Mali açıdan zor durumdaki bir kulüp. Hemen hemen her yerinde bir disiplinsizlik ve dağınıklık var. Fakat öyle bir maçta başlıyor ki Hakan. Ya Beşiktaş bir iç saha avantajını kullanabilecek dirayeti gösterebilirse o galibiyetle beraber Rıza Hoca da 4 maçta 10 puan yapar. Ama normal şartlarda futbolun doğruları kimi işaret ediyor dersen Fenerbahçe'yi işaret ediyor. Tempo olarak, kadro kalitesi olarak, oyun gücü olarak, bitiricilik, yıldız oyuncuların devrede oluşu. Beşiktaş'ın tarafında sadece iç saha avantajı yazıyor. Futbolla ilgili diğer tüm ayrıntılar Fenerbahçe'yi gösteriyor. Böyle bir derbi. Ha, derbilerin favorisi olmaz diyenlere hiç katılmıyorum. Derbilerinde tüm maçlar gibi favorisi vardır. Maçın favorisi Fenerbahçe arkadaşlar. Şimdi bugün Beşiktaş derbiyi kaybederse kim şaşırır? Hiç kimse şaşırmaz. Hiç kimse şaşırmaz. Herkesin beklendiği bir sonuç değil mi? İşte en sıkıntılı maçlar bu maçlardır. Doğru. Ne zaman kazanırsın biliyor musun? Kaybetme korkun olmadığı zaman kazanırsın. Ve ben iddia ediyorum. Yanılmam inşallah. İddia ediyorum. Beşiktaş bu sezonki oynadığı en iyi maçı Fenerbahçe karşısında oynayacaktır. Buna adım gibi eminim ve buraya da yazıyorum. Bütün chatle
Derbiden sonra burada görüşelim. Bak bu kadar açık ve net söylüyorum. Beşiktaş bu sezonki oynadığı en iyi futbolu Fenerbahçe karşısında oynayacaktır. Bu bir. İkincisi. Hasan Başkan'a hayırlı uğurlu olsun diyorum. Öncelikle. Ondan sonra da şunu ekliyorum. Eğer ki kazanarak başlanırsa inanılmaz bir olay yaşanacaktır. Doğru mu? Aynen öyle. %100. Şimdi şu anda ne çalışıyor Beşiktaş kulübü bilmiyorum ama devre arası transfer dönemleri çok zordur Hakan. İki tane iyi oyuncu alabilirsen çok başarılısın. Üç tane iyi oyuncu denk getirebilirsen mucize yapmış olursun. Çünkü genelde böyle durumlarda bir tane iyi. Çünkü hiç kimse sana devre arasında iyi oyuncusunu para vermeden vermez. Hiçbir oynayan oyuncu da kent takımını bırakıp başka bir yere gitmez. Beşiktaş için devre arası transfer döneminde çok büyük beklentilere girilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Avrupa Kupası macerası da bitiyor bir maç sonra. En fazla yapacağın iş nedir biliyor musun? Elindekilerden faydalanabileceğin oyuncuları tutup biraz Bahtiyar gibi, Onana gibi oyunculara takım bulmak bence doğrusu. Kesinlikle elindekilerden kurtulması gerekiyor. Kurtulması gerekiyor. Yani bunu ya, hep konuştuk aslında. Seni de üzmek istemiyorum ama Muleka'ya mesela. Yok takasta abi, kullan mesela yani. Muleka'yı anladın mı? Arkadaşlar, takasta kullan. Ben burada Erman abiye katılmıyorum. Hangi konuda katılmıyorum? İyi transfer konusunda katılmıyorum Erman bulamazsın abi. Bulamazsın devre arasında. Beşiktaş'ın tamam. En iyi transferi ne biliyor musun? İçeridekileri göndermek. Tamam. En maliyetsiz tamam. Şekilde. Burada en maliyetsiz şekilde 4 milyon aldım onu anayı nasıl yollarım? Efendime söyleyeyim beğenmediğim Amiri. Efendime söyleyeyim işte stoperdeki oyuncunun adı neydi? Koli. Amarty. Koli değil Amarty. Amarty nasıl yollarım? Bunları düşünmesi lazım. Bence en iyi transfer bu iğrenç kadrodakilerle yollara ayırıp ve en az maliyeti harcayarak göndermek de bir transferdir. Sonuç olarak bunlar durduğu her gün Beşiktaş'ın hem camiasına hem de kendisine para olarak zarar verecekler. Doğru mu abi? Ben olsam yani Gezal'la başlarım. Devre arasında alınacak iki tane oyuncu bir şey yapmaz. Gezal'ı da yollarım. Gezal'la başlarım hemen. Çünkü Gezal'da maliyeti çok ya yüksek. Maliyetinin haricinde oynar mı oynamaz mı diye umut bağladın ama bir türlü karşılığı olmayan bir oyuncu oldu artık. Hani Bahtiyar, Muleka, Gezal. Ya bunlarla olmayacak gibi gözüküyor ya. Ya Beşiktaş Necip'le beraber son 5 senede stopere çok büyük paralar harcadı. Hala Necip oynuyor ya. Reaksiyon gösterebilir mi Batuhan dediği gibi? Bence reaksiyon gösterebilecek tek maçı bu Beşiktaş'ın. Başka maçı yok. Erman abi de bilmiyorum ben görüşünü merak ediyorum. Hakan Beşiktaş'ın en çok beraber oynayan üçlüsü Salih, Getson ve Hacı Ahmetoviç'ti. Bu hafta kendi aralarında pas yaparken topu kaptırıp gol yedirdiler. Bir tane formda oyuncusu yok ya Beşiktaş takımının. Bir tane. Eğer Beşiktaş derbiyi kazanırsa bana göre bir futbol mucizesi olacak. Puan alabilir. Kendi sahasında atar bir tane. Futbolun içerisinde bir sürü hikaye vardır. Maçların kaderini belirleyen bir sürü detay vardır. Olabilir. Ama normal şartlarda temposu yetmez. Kalitesi yetmez. Hele ilk golü yerse taraftar da çok çabuk dönebilir. Bana göre zor. Ama Rıza Hoca bu. Tabii. O da belli olmaz. İsmail Kartal'ın açıklaması geldi mi Zab'ın? Geldiyse onu da paylaşalım izleyicilerimize. Oylar da var. Derbi nasıl sonuçlanır dedik. Fenerbahçe kazanır %65. Berabere biter %13. %22 Beşiktaş demiş izleyicilerimiz. Bak, Cumartesi 19'da maç baş. Efendim abi. Beşiktaş'ın puan ya da galibiyet için sana formülünü sunayım. Çok formsuz olan Aboubakar'ın çok formda bir görüntü sergilemesi. Mert'in, Allah aşkına sağlaması. Mert'in maçın Allah adamı aşkına, olması. Bıktım kandırılmaktan. Ya Mert Günok'un da maçın adamı olması. Bak, yani kandırılmaktan tutan. Bıktım yapmasın. Allah aşkına yapmasın. Sonra yine kanıyorsun. Yapmasın. Yok yapmasın abi. Yapmasın. Gerekirse yenilelim yapacak bir şey yok. Yapmasın abi istemiyorum. O kadar ya. Diyorsun. Ya vallahi gerekirse yenilelim ya istemiyorum. E iki gün sonra ne yapacağı belli olmayan bir adam bir şey yapmasın da en azından tutalım gidelim yani. İnsanın zoruna gidiyor ya Erman abi. Aboubakar mı? Tabii ya. Saç ektirdim dedi. İselim dedi. Top oynamadı adam abi. Rahatesi var mı? Bir de en çok ihtiyaç olan bir anda. Yani en çok ihtiyaç olan. Herkes senin eline ayağına bakıyor. Yani bu taraftarların 20 bin kişi geliyorsa bir maça 15 bin tanesi seni izlemeye geliyor yani. Samet burada. Hoca değil mi futboldan sorumlu şu anda? Evet, sorumlu. Samet Hoca geldi. Ben ilk açıklamasını bir gün soru sormak nasip olursa Samet Hoca'ya kameraların önünde arkasında hiç fark etmez. Neydi stoper çocuğunda? Beyli mi? Beyli. Kafasına 30 metreden gelen topta oyundan çıkışını soracağım. Ben hayatımda ilk defa öyle bir şey gördüm mesela. Uzaktan gelen topa kafayı uzatıp dokundu. Sonra oyundan çıktı. Beşiktaş maçı kaybetti.
bu sorumluluk duygusu olmayan oyuncuları göndermesi lazım Beşiktaş takımının. Çok iyi stoper ha bu arada. Bak çok iyi stoper. Beşiktaş'ta onun gibi stoper yok şu anda. Aynen öyle. Ama o karakterle benim için hiçbir şey ifade etmez. Seyiz. O da aynı sıkıntı. Vallahi kimse kusura bakmasın. Marcelinho vardı bizde. Yıllar önce de bir de Ronaldo Zago vardı benim çocukluğumda. Ben Marcelo onlardan abi. Sonra bu Beşiktaş'a Marcelo. Ben onlardan sonra bu Beşiktaş'a gelen bir tane stoper çok öyle hafızamda kaldı. Pepe iyiydi mesela. Abi karakterli adamlar belli Vida oluyor ya. Vida da iyiydi bence. Vida iyiydi evet. Bir sezon ama çok iyi oynadı. Karakterli adamlar belli oluyor ya. Yani kimsenin boşuna Real Madrid'de oynamadığı niye belli oluyor yani. Yıllarca insanların bu insanlara neden saygı duyulduğu belli oluyor. Ya adam buraya geldi dünya markası. Bir tane anten kunten hareketini hatırlamıyorum ben bu Pepe'nin. Hatırlamıyorum. Var mı hatırladığınız bir şeyi? Parasını alamadı. Giderken de personele zarfın içerisinde para dağıtıp gitmiş. Helal olsun yani. Böyle bir adam ya. Boşuna oynamıyorlar bunlar Real Madrid'de ya. Gerçekten oynamıyor. Yani buralarda oynamak yani oyunculuktan, yetenekten çok biraz da şey gerektiriyor. Adamlık gerektiriyor. Biraz karakter, bir duruş gerektiriyor. Helal olsun yani. Bir geldi daha, mi açıklama? Bir daha Beşiktaş'ın öyle Pepe, Adriano, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Cenk Tosun, Abubakar, Quaresma, Oğuzhan Sosa, Atiba böyle kadroları yakalaması herhalde bir 2-3 sene daha. Yok en sürmez az. Abi bir dahaki sezon başı bekliyoruz bu kadroların aynısını. Ne var ki? Mümkün değil. Niye değil? Mümkün niye değil. Niye değil? Paris Saint Germain'le imzalamışız. İlk şeyimizi alacağız. Tamam kaç tane oyuncu alacağım Paris'e? Al-Nasır'la da imzaladık. Al-Nasır'dan 2 tane, Paris'ten 2 tane bitti gitti. Ya bence mutlaka devre arasında iyi 2 tane isim oturacak kadroya Hakan, adam alacaklar. Yani şöyle bonservis bedeli versen bile getiremeyebilirsin. Yani ben devre arası transferi deyince aklınıza kim geliyor? Yazsın arkadaşlarım. 6000 kişi var burada. Devre arası transfer deyince Beşiktaş takımı için konuştuğumuz mesele. Ernst geliyor mesela aklıma. Yusuf Şimşek geliyor. Tabii ya. Beşiktaş'ı şampiyon yaptılar bir devre arası transfer döneminde. Doğru mu? Evet. Yani bunlar geliyor aklıma. Kaç tane mesela Fenerbahçeli arkadaşlarım yazsın. Bildikleri en iyi devre arası transferi. Nobre mesela bir devre arası transferiydi. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Fenerbahçe'de. Doğru. Nobre öyle. Drogba mesela. Tabii. Yani gelecekse böyle oyuncu gelsin ama bunlardan yakalamak aynen kolay değil. Aynen öyle. İsmail Kartal'a hocaya bir bakalım. Öncelikle içerideki takımı özür dilerim. Öncelikle içerideki takımı bir takım haline getirmek lazım. Yani herkes sahanın içinde aynı şey için mücadele ettiğini anlamak zorunda. Bir tanesi Erman abin dediği gibi kafama top geliyor diye, öbürü bana top gelmiyor diye, öbürü bir ay maaşımı ben almadım, öbür oyuncu aldı diye olmaz. Yani futboldaki en önemli şey bir takım olmak. Burada da aynı şey geçerlidir. Ben konuşurken Erman abi konuşmaya çalışırsa, sen konuşurken ben konuşmaya çalışırsam olmaz. Yürümez. Sırayla konuş. İşte öncelikle Beşiktaş takımının acilen bir futbol takımı olduğunu hatırlaması lazım. Benim şahsi fikrim o. Çünkü bu çok uzak. Herkes kendini kurtarmaya oynuyor. Sağda da görüyoruz. Absürt durumlar. Birbirinden kopuk iletişimler. Sağ dışında aynı. Efendime söyleyeyim tesiste antrenman bitince biri 5 dakika sonra çıkıyor. Biri 2 saat sonra çıkıyor. Hep bir dağınıklık var. Takım otobüsüne binilirken bir tanesi 20 dakika önce biniyor. Bir tanesi 30 saniye kala biniyor. Böyle takım olunmaz. Takım otobüsüne nasıl binersin biliyor musun? Maçtan önce mesela ben oynadığım takımlarda böyledir. Erman abi de konuşsun. Ben maçtan yarım saat önce kala takımın büyüklerinin odasında toplanırdık biz. Biz de büyüdük. Bizim de odamızda toplanıldı. Otururduk. Kahve söylerdik 7-8 kişi. Öbür 7-8 kişi o odada olurdu. 3-5 kişi burada olurdu. Kahvemizi içerdik. Maçla ilgili iki konuşma yapardık. Hep beraber takım otobüsüne geçerdik odadan 8 kişi. Ama şimdi bakıyorsun herkes kendi odasında. Kurulan bir alan 5 dakika 20 dakika kala. Herkes sırayla takım. Böyle olmaz abi. Takım olman lazım. Çünkü bugün ondan sonra sen topu kaptırdığın zaman arkandaki oyuncu şunu yapıyor sana takım olamadığı zaman. Of ya diyor. Yine koşacağım bu top kaptırdı diyor. Bu örneğin üstüne de şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Fred'le oynadığı zaman daha çok takıma benziyor. Aynen öyle. Ben de seninle aynı görüşüm. O zaman İsmail Hoca'yı bir dinleyelim. Bugün gayet mutluyum. 4-1 kazandığımız, baştan sona üstün oynadığımız bir maçta neden mutlu olmayayım? Bu bir düşüş değil. Zaman zaman futbolda geri çekileceksiniz, topu rakibe vereceksiniz. Bugün biz bunu gayet iyi yaptık. 4-1 oldu ama 5-1 veya 6-1 de olabilirdi. Bugün taraftarımızla birlikte güzel bir şekilde farklı galibiyetle 3 puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Beşiktaş maçına hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Bugün sakatlıktan dönen Ferdi ve Fred gibi oyuncularımız sakatlık sonrası ilk maçlarında güzel bir reaksiyon verdiler. Bu özgüvenle daha iyi olacaklarını düşünüyorum demiş. Servet Hoca'nın açıklamasını da verelim.
Servet Hoca diyor ki büyük takım farkı bu oluyor. Yakaladıkları zaman değerlendiriyorlar. İkinci yarı iyi başladık. Önde bastık. Golü de bulduk. Çok basit goller yedik gerçekten. Yoksa gayet iyi oynadık. Geriye hiç yaslanmadık. Yazık oldu. İyi futbol oynamasak üzülmeyeceğiz. Ama yapacak bir şey yok. Fenerbahçe hak etti demiş. Bence Servet Hoca çok güzel konuşur. Hiç hakeme girmemiş dikkat edin. Hiç hakeme girmemiş. Gayet güzel bir şekilde. Çünkü futbol şubesi sorumlusu yaptı zaten. Fenerbahçe de hak etti demesi zaten. Evet. Burada konuyu bitiriyor. Bence gayet güzel konuşmuş. Yani ben yine de şunun arkasına sığınacağım. Ben şunu söylüyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş gibi camialarda, işte Galatasaray gibi camialarda, büyük kulüplerde bir oyuncunun bu kadar etki etmemesi gerekiyor. Ben de sana aynı. Bir oyuncunun bu işe bu kadar hükmetmemesi, Fred yokken bu kadar absürt derecede orta sahanın rahat geçirmemesine yanayım ama işte İsmail de Fred'in yanında bir tık daha rahat oynuyor. Fenerbahçe savunması da. Icardi de mesela Galatasaray etki ediyor. Evet. Mesela iyi oynamadığı zaman sahaya çıkıyor belki ama sakat sakat oynadığı zaman mesela Bayern'den puan alabilirdi Icardi. Vardı değil mi? Evet. Ya yani bazen bu oyuncuların düşüşleri ya da olmayışları bir takımı etkileyebiliyor ya. Ya Beşiktaş'ta Abubakar gittikten sonra paramparça oldu forvet attı. Galatasaray'da Icardi iğneyle oynarken Galatasaray zorlandı bana göre. İki tane Bayern Münih maçı kaybetti. Hatay'da kaybetti. Formda olsaydı Icardi kaybetmeyebilir ya da Bayern'den puanlar alabilirdi. Fred olmayınca da Fenerbahçe aynısını yaşıyor. Yani şimdi biz neyden bahsediyoruz? İşte Icardi'nin yokluğunu Bayern Münih'te anlayabilirsin. Manchester United maçında anlayabilirsin. Ama ben Fred'in Nürnberg maçında anlamamam lazım abi yokluğunu. Veyahut da Sivas Spor'la anlamamam lazım. Anlatabiliyor muyum? Çünkü takım arası çok fark var ya. Çok inanılmaz fark var. Bugün Fenerbahçe kadrosunda beğenilmeyip gönderilen Burak Kapacak Sivas Spor'da Serkan'ın oyuncusu oynuyor. Demek ki senin Burak Kapacak gibi kaç tane oynayabilecek bir alternatifin var ki böyle. Tamam. Ben bugün Fenerbahçe yarın kalkıp da Manchester United'la Bayern Münih'le oynasın. O zaman ben ararım abi şeyi. O zaman ararım Fred'i. Derim ki ah be Fred olsaydı şöyleydi. Ama Sivas Spor'a karşı oynarken, Nürnberg'e karşı oynarken, efendime söyleyeyim Lugano'ya karşı oynarken ararsam demek ki bu kadro şeyinde bir şey var. Bir sıkıntı var. Demek ki bütün antrenmanlar, taktik analizler hep Fred 11'deyken yapılmış. Hiç mesela normal yedek takımdan oyuncu denenmemiş. Sen şimdi çıktığın zaman taktik antrenmanı yaptığın zaman ne yapıyorsun? 45 dakikalık taktik antrenmanının 25 dakikasını, 30 dakikasını kendi as oyuncularınla düşündüğün takımla yapıyorsun. Geri kalan 25 dakikasını yedek değiştirerek işte Fred olmazsa Hakan olur. Erman olmazsa Batuhan olur diye yapıyorsun. Fred demek ki bir eksiklik var. Fred olmazsa İsmail ile Crespo'yu beraber denedi. Crespo Zayt denedi. İsmail Zayt denedi. Abi hiçbir alternatif olmadı Fred'siz, evet. Fenerbahçe'de. Yani o seviyeye yakın bir oyuncusu yok Fenerbahçe'nin o pozisyonda. O bir evet. Gerçek. Erman abiciğim çok teşekkür ederim. Ya ben de bu kadar seviyenin fazla üst düzeyde olduğunu yani bir oyuncu arayacak ne bileyim abi ben baktığım zaman Fenerbahçe'nin takımına işte sonradan giren oyuncularına, sahanın içinde oynayan oyuncularına benim gözümde Fenerbahçe'nin 10 kişi bile Sivas Spor'dan çok rahat 3 puanı alması gerektiğini bakın, düşünüyorum. Bakın şu da etkili oldu. Sadece Fred değil. 2 tane ideal stoperin de yoktu. Sadece Fred'e bağlıyoruz bazen ama mesela Fred yokken arkanda Yusuf Akçiçek'le İsmail'i oynattı abi. Evet. Maçta. Evet. Ya sadece Fred'e bağlamayın. Bu tabii, en tabii. Özel 2 tane stoperinizin olmayışı da Fenerbahçe'nin dağılmasına sebep oldu. En iyi dönemindeyken sakatlandı. Jiku bu stoperler içerisinde iyi. O da yok. Bence Jiku. Biraz da ondan kaynaklı. Evet. Sırf Fred'e bakıyoruz ama İşte biz tarz. Burada mesela Fred'i konuşuyoruz. Sonra Dzeko çıkıyor. Dzeko da Fred'i konuşuyor. Evet. Aslında evet. Ben onun konuşmasıyla yoksa Ciku'nun olmaması, Bekoa'nın olmaması tabii ki defans anlamında Fenerbahçe alt üst etti. Baktığı zaman sıkıntı yaşandığı zaman bireysel hatalar da savunma tarafında çok oldu. Ama işte insanlar zaten oynamayan oyuncuların en kötü özelliği şu. Bana hiç şans gelmeyecek moduna girdiğin anda kaybediyorsun. Evet. Buralar büyük camialar. Bugün Ciku oynar, yarın Serdar Aziz oynar. Ama Serdar Aziz hazır bir durumda olursa zaten sakatlanmadan bir forma gelmeyecek. Çünkü adam iyi başladı. Ya evet. Sakatlanacak Allah korusun ya da bir kart sorunu yaşayacak. Doğru mu Erman abi? Evet. Abi o işte o şans sana geldiğinde iyi değerlendirmen lazım. Bak bu şans yıllardır Necibe Beşiktaş kulübünde geliyor. Bir şekilde gerek yaptığı performansla gerek akıttığı teriyle beraber hiçbir Beşiktaş taraftarı Necip'e bir şey söylemiyor. Neden? Çünkü her şans geldiğinde Necip aynı abi.
Yani bugün bize olağanüstü bir şey gösterip yarın olmayan bir şey göstermediği için. Buna ne diyoruz? Hep söylemiş. İstikrar. İstikrarlıysan büyük takım oyuncususun. Doğru. Yani bu sezonki İrfan Can'dan bahsediyoruz. Skora etki eden, asist yapan, geçen seneki bir görünen, bir giden eski siyah beyaz televizyonlu İrfan'dan bahsetmiyoruz. Bunu söylemek istiyorum. İyi akşamlar diliyorum cümleten. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Erman abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Osman ağzına sağlık. Sağ ol abi. Evet değerli izleyenler, Sky Spor'a abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.